Sevgili dostlar, fizik çözer, metin çözere, modern fizikoloğa hoş geldiniz. Sevgili arkadaşlar, bu dersimizde 2007'de fen liseleri ve Anadolu liseleri öğretmenlerinin seçme sınavı sorularını çözeceğiz. Tabi arkadaşlar, biz bu soruları çözerken sizden gelen isteklere göre hareket ettiğimizi, hareket etmeye çalıştığımızı, arkadaşlar sizin eksiklerinize göre çalışmalar yapmaya çalıştığımızı belirtelim. Kenar uzunluğu a olan küp üzerinde x, y ve z vektörler şekildeki gibi bulunmaktadır. Buna göre x, y, z vektörlerinin bileşkesinin büyüklüğü aşağıdakilerden hangisidir? Görüldüğü gibi arkadaşlar, bunlar birbirine dik 3 boyutta vektörlerdir. Bunların bileşkesi bulunurken r kare eşittir x kare artı y kare artı z kare şeklinde bulunduğunu biliyoruz. A kare artı a kare artı a kare 3a kare sevgili arkadaşlar. O halde r eşittir küp kök a olmalıdır. Burada cevaba başka bir şey demiş herhalde 2a gibi. Fakat arkadaşlar, baktım bazı cevap şıkları yanlış. Onunla uğraşıyorum yarım saattir. Fakat arkadaşlar, cevabımız çok rahat, çok basit bir soru. Küp kök a diyoruz. A ve b vektörleri veriliyor. A vektörlerinin vektörel çarpımı aşağıdakilerden hangisidir? Arkadaşlar, vektörel çarpımda ne vardı? A çarpı b'nin arkadaşlar büyüklüğünü bulurken a çarpı b çarpı sinüs alfa aradaki açı, aynı doğrultudaki iki vektörün arasındaki açı sıfır olduğu için sinüs sıfır sıfırdır. Arkadaşlar, birbirine dik olan iki vektör arasındaki açı nedir? 90 derece. Sinüs 90 da 1'dir. 2 kere 2 4. 4k olacaktır sevgili dostlar. Burada da görülüyor. 3 kere 3 9. 9 ne olacaktır arkadaşlar? J olacaktır. Burada da görüldüğü gibi 3 kere 2 6, yani 6i olacaktır. Dolayısıyla bunun arkadaşlar eksiyle ve eksiyle çarptığımız için işaretler her ikisinde de aynı olmalıdır. Bundan dolayı cevabımız Adıyaman Sağal kuralından bunu bulunduğunu arkadaşlar biliyorsunuz. İşte şu i vektörü, şu k vektörü arkadaşlar, 4 parmak şu neyi gösterecektir? Çarpımın yönünü gösterecektir. Yana açılan baş parmakta oluşturulan veya meydana gelen vektörün yönünü gösteriyor. Bu da arkadaşlar torkun yönü ve açısal momentumun yönünü bulmakla aynıdır diyoruz. Öz kütleler sırasıyla 2 gram bölü santimetre küp ve 4 gram bölü santimetre küp olan K ve L sıvılarından şekil 1'deki kaba her ikisinden x gram, şekil 2'de her ikisinden de x santimetre küp konularak x santimetre küp konularak homojen karışım elde ediliyor. Daha sonra şekil 3'teki gibi birinci kaptaki karışım ikinci kaptaki karışımın üzerine tamamen boşaltılıyor. Bu durumda oluşan homojen karışımın öz kütlesi nedir diye soruluyor. Sevgili dostlar, m eşittir d çarpı v, v eşittir m bölü d olduğunu biliyoruz. Buradaki arkadaşlar karışımın öz kütlesini şöyle bulsak en kolay olur. D1 V1 artı D2 V2 bölü V1 artı V2 diyoruz. Buradan arkadaşlar hemen V'yi çekelim. Öz kütlemiz 2, öz kütlemiz 4. O halde arkadaşlar burada konulan sıvının hacmi x bölü 2. Burada konulan sıvının hacmi x bölü 4. Burada ise direkt hacimler x'e x olacaktır. O halde arkadaşlar karşımdaki toplam K'nın hacmi x bölü 2 artı x 3x bölü 2 arkadaşlar. L'nin hacmi x bölü 4 artı x 5x bölü 4. O halde yerine yazıyorum. 2 çarpı 3x bölü 2 artı 4 çarpı 5x bölü 2 bölü toplam hacim 3x bölü 2 artı 5x bölü 2. Paydaları eşitleyin. 6, 5 daha 11 x bölü 4.
Şu ikiler sadeleşiyor. Dörtler sadeleşiyor. 5x bölü 4'tü. 3x, 8x, x ters gidiyor arkadaşlar. 8 bölü 11 bölü 4 ters çarp çarparsak 32 bölü 11 cevabımız Balıkesir. Burada da bunu arkadaşlar yine başka bir şık söylemiş. Tabii ki yanlış söylemiş diyoruz. Çekirdek sürahi 4 bardak su almakta olup dolu iken suyun tabana yaptığı basınç 2P'dir. Sürahiden 2 bardak su alındığında suyun tabana yaptığı basınç hangisindeki gibi, yani hangi şıkta doğru verilmiştir? Sevgili arkadaşlar, şöyle baktığınızda yükseklik H, H. Burada hacim daha fazla olacaktır. Yani arkadaşlar 2 bardak su aldığımızda yükseklik H'tan daha küçük olacaktır. Bundan dolayı da basınç P'den küçük olacaktır. Yine buna da başka bir şık söylemiş. Allah yardım etsin arkadaşlar. Herhalde ya başka bir testin şıkları bize verildi ya da arkadaşlar şöyle böyle bir şeyler. Şekil 1'deki homojen dairesel levhadan taralı alan çıkarılıp şekil 2'deki gibi K noktasına yapıştırıldığında levhanın kütle merkezi O'dan kaç re uzağa kayar? Sevgili dostlar, şu iki parçanın, bakın taradım bunu da, simetrik olduğunu görüyorsunuz ve bunların ağırlık merkezi burada arkadaşlar. Burada 4 tane özdeş parça var. İki parçanın ağırlığına P dersek şu iki parçanın ağırlığı da P olacaktır. Ve tam ortası R bölü 2 kadar kayacaktır. Herhalde bunun cevabına doğru demiş. Denk mi gelmiş bilmiyorum. Cevabımız Balıkesir. Zaten gayet basit bir soru. Yarıçapı 3R olan küre şekil 1'deki gibi kabın içine atıldığında 1 gram su taşırıyor. Aynı maddeden yapılmış 3R yarıçaplı ve içinin 2R yarıçaplı kısmı boş olan küre şekil 2'deki gibi kabın içine atıldığında 2 gram su taşırıyor. Buna göre M1 eksi M2 nedir? Arkadaşlar M1 eksi M2'yi bulabilmemiz için bu 3R ya da 2R değil, bunu santimetre cinsinden verilmesi gerekiyor. Bunları ben arkadaşlar birer santimetre aldığımda, yani şurayı 3 santimetre aldığımda yine buradaki cevap çıkmadı. Yalnız arkadaşlar bunun normal çözümü şu. Görüldüğü gibi cismin öz kütlesi suyunkinden büyük olduğu için batacaktır. Batan cisimler de hacimleri kadar sıvı taşıyacaktır. Hacim de arkadaşlar 4 bölü 3 pi r küp, 3'ün karesi 27. Eğer 1 alırsak 4 kere 27, 108 santimetre küp çarpı battığı için 108 taşırır diyebiliriz. Peki arkadaşlar, bu durumda 2 oyulduğunda acaba yüzecek mi? Askıda mı kalacak, batacak mı? Yani öz kütlesini nasıl bulabiliriz? Tamamın hacmi 3'ün küpü 27. İçerisindeki oyuğun 2'nin küpü 8 diyebiliriz arkadaşlar. Çünkü hacim 4 bölü 3 pi r küp. Zaten şu sabit. Demek ki hacim yarıçapın küpüyle orantılı. Geriye arkadaşlar şuradaki maddenin hacmi ne oldu? 19. Hani V de diyebilirsiniz. 27 ve 19 ve 8 ve. O halde sevgili arkadaşlar, burada maddenin görüldüğü gibi hacmi 19 ve. O halde kütlemiz M eşittir 19 V çarpı 5 bölü 4 eşittir toplam hacim 27 V çarpı D diyebiliriz. Buradan arkadaşlar D eşittir 19 çarpı 5, 95 bölü 27 çarpı 4, 108 olmaktadır. Sevgili arkadaşlar, görüldüğü gibi birden küçük, yani yüzecektir. Yüzen cisimler de hacimleri kadar sıvı taşıracaktır. Hacmi de nedir arkadaşlar? 19'dur. Ya da R'yi alırsak arkadaşlar yine bulabiliriz. Dolayısıyla hacmiyle de 1'i çarptığımızda arkadaşlar batan hacmiyle veya direkt kendi kütlesi kadar sıvı taşırır diyebiliriz. Çünkü ne yapıyor? Yüzüyor. Fakat arkadaşlar burada R'leri net olarak vermediği için kesin bir sonuç bulamıyoruz. Verselerdi bulabiliriz. Gayet de zor bir soru değil. Suda çözünmeyen K maddesi şekildeki gibi dengededir. K ile eşit kütleye sahip olan L ve M maddelerinin su içindeki
Görünüşleri aşağıdakilerden hangisi gibi olabilir? M'nin hacmi daha büyükmüş. D eşittir M bölü V. Kütleleri aynı. V büyükse arkadaşlar D küçük olacaktır. Öz kütle küçükse yüzecektir. Zaten böyle bir şey olamaz. Batan hacmi sıfır olması. Yüzecek diyoruz arkadaşlar. Cevabımız Adıyaman. L'nin hacmi de küçük olduğu için öz kütlesi büyük olacaktır. Dolayısıyla batacaktır diyoruz. Farklı sıcaklıktaki iki akışkanın aralarında vakum bulunan gümüşle kaplanmış iki cam levha konuluyor. Buna göre aşağıdakilerden hangisi gerçekleşir? Arkadaşlar bu zaten termosların özelliği gibi düşünebiliriz. Görüldüğü gibi arkadaşlar şu termosların üç yüzeyinde gümüşle kaplı değil mi? Şurada bir kısım bulunmaktadır. Ve arkadaşlar buraya konulan sıvı şurada vakum oluşturularak arkadaşlar ısı akışı engellenmeye çalışılıyor. Yani vakum iletim yolu ile ısıl teması ne yapacaktır? Önleyecektir. Doğru. Vakum taşıma yoluyla ısıl dengeyi sağlar. Bu zaten arkadaşlar kesinlikle yanlış. Vakum ne demek arkadaşlar? Havası boşaltılmış. Hava olmayınca arkadaşlar boşlukta nedir arkadaşlar? En iyi yalıtkandır. Şunu unutmayın. En iyi yalıtkan boşluktur diyebiliriz. Gümüşle kaplı yüzeyler ışıma yoluyla ısıl temas sağlar. Hayır arkadaşlar. Işıma yoluyla tekrar burada ısının kendi içerisine dönmesini sağlar. Diğer ortamla ısıl temas sağlamaz. Yalnız bir, buna da başka bir şık demiş. Hatta Bursa mı demiş? Ne tam yanlışı. Evet, cevabımız Adıyaman. K noktasından L noktasına her seferinde farklı yollardan giden bir araç için aşağıdakilerden hangisi kesinlikle aynıdır? Evet arkadaşlar K'dan L'ye her seferinde farklı bir yolla gidebiliriz diyoruz. Neticede arkadaşlar yer değiştirmemiz ne olursa olsun delta x yer değiştirmemiz aynıdır. Bir cismin hız zaman grafiği şekildeki gibi verilmiştir. Grafikte alfa açısı aşağıdakilerden hangisine bağlı değildir? Sevgili dostlar hız zaman grafiğinde grafiğin eğimi yani tanjant alfa delta ve bölü delta t bize neyi verecektir? İvmeyi verecektir. Bu grafik bir doğru olduğu için arkadaşlar ivmemiz nedir? Sabittir. Bu da arkadaşlar şurada da olsa şurada da olsa yani bu aralık 5 saniye de olsa 10 saniye de olsa 20 saniye de olsa aynı olacaktır. Tabii ki arkadaşlar aynı zamanda ivmemiz f net eşittir m çarpı a'dan f artarsa a da artar alfa açısı da artar. Cismin kütlesi artarsa ivme azalır. Birim zamandaki hız değişimi zaten direkt ivmedir. Dediğimiz gibi cevap Ceyhan 0-1 arasında geçen süreye bağlı değildir. Yani arkadaşlar şuradan da alsak şuradan da alsak görüldüğü gibi alfa açısı delta ve bölü delta t delta ve bölü delta t delta ve bölü delta t aynı değeri buluruz. Veli doğuya doğru 6 ve hızıyla hareket eden K platformunun doğu ucundan batıya doğru ve hızıyla hareket ediyor. Ferdi doğuya doğru 2 ve hızıyla hareket eden L platformunun üzerinde hareketsiz olarak Veli'ye bakmaktadır. Buna göre Ferdi Veli'yi hangi yönde kaç ve hızı ile gidiyormuş gibi görür. Bize bağıl hızı soruyor. Burada arkadaşlar Veli'nin yapmış olduğu bileşik hareket. Veli'nin yere göre hızı arkadaşlar ve Veli diyoruz. Ne olacaktır? Doğuya doğru 5 ve Ferdi'nin hızı ise arkadaşlar görüldüğü gibi ve Ferdi 2 ve olacaktır. Gözlemciden cisme çizdiğimizde arkadaşlar görüldüğü gibi bağıl hızımız doğuya doğru 3 ve bağıl eşittir ve cisim eksi ve gözlemci. İsterseniz arkadaşlar bakın gözlemcinin hızını ters çevirip topladığınızda 5V'den 2V'yi çıkartırsanız ne kaldı arkadaşlar? Yine sağa doğru doğuya doğru 3V. Benim yaptığım yol pratik. Gözlemciden cisme çizin. Gözlemci ile cismin başlangıç noktalarını birleştirip gözlemciden cisme çizdiğimizde sonucu buluyoruz. Şekildeki KLN cisimlerin kütleleri sırasıyla L ve N cisimleri şekildeki konumlardan serbest bırakılıyor. K cismi düşey doğrultuda yerden yukarı doğru atıldığında H yüksekliğine kadar çıkabiliyor.
Bu üç cismin hareket süreleri aşağıdakilerden hangisi? Sürtünmelerin önemsiz olduğuna göre arkadaşlar kütlelerin bir önemi yoktur. Buna takmıyoruz. Sevgili arkadaşlar görüldüğü gibi 2 açıdan 4 açıdan dolayısıyla L N'den küçük olacaktır. L N'den küçük olacaktır. L N'den küçük. Bakın her şıkta bunu vermiş sevgili arkadaşlar. H eşittir 1 bölü 2 C T kare. Burada 1 bölü 2 C sabittir. Demek ki H orantılıdır T kare ile. T orantılıdır kök H'la. Arkadaşlar görüldüğü gibi burada kök 2. Burada görüldüğü gibi kök 4 2. Burada kök 1 1. Demek ki 1 saniyede çıkıyor. 1 saniyede iniyor. 1 1 daha 2 saniye. 2 saniye kök 2 saniye. O halde arkadaşlar L en küçük K ile N eşit. Bunu şuradan H 3H olduğunu arkadaşlar 4 açtan 1 saniye 1 saniye toplamı 2 saniye olduğunu. Fakat arkadaşlar şu evrensel bir çözümdür. Her soruda çıkar. Köklüyü de bulabilirsiniz. Köksüzü de bulabilirsiniz. Her soruyu şu mantıkla çözün. H orantılıdır T kare. T orantılıdır kök H diyoruz. Çiftlik sistemler dengede olduğuna göre gösterilen kuvvetlerden hangileri etki tepki çifti oluştururlar? Sevgili arkadaşlar malumunuz etki ve tepki çiftleri eşit büyüklükte zıt yönde ve farklı cisimler üzerine olacaktır. Aynı cisim üzerine olmayacaktır. Görüldüğü gibi arkadaşlar burada F kuvveti de N de buradaki gösterilen takoza bu da olmayacaktır. İşte arkadaşlar burada etki aslında şurada gösterilmelidir. Yer çekiminin cisme uyguladığı kuvvet tepki ise şuradan gösterilmelidir. En kuvveti arkadaşlar görüldüğü gibi burada etki yere tepki ise arkadaşlar cisme uygulanmıştır. Cevabımız Adıyaman. Tabi bu anlamda arkadaşlar yere tepki gösterilmiş. Yere uygulanan etki ve yerin tepkisi şu noktada değil de şu noktada gösterilseydi daha güzel olacaktı. Cevabımız Adıyaman. Şunu unutmuyoruz. Etki ve tepki kuvvetleri farklı cisimler üzerine olmalıdır. Şekildeki 2M ve 3M kütle cisimler arasında sürtünme katsayısı K'dır. 3M kütleli cisim ile yatay zemin arasında sürtünme yoktur. Kütlelerin ortak hareket edebilmesi için 2M kütleli cisme uygulanan maksimum F kuvveti ne olmalıdır? Sevgili arkadaşlar şu alttaki cisme malumunuz etki eden tek kuvvet bu aradaki sürtünme kuvvetidir. Bu sürtünme kuvvetinin de arkadaşlar en büyük değeri iki cisim ortak hareket ettiğinde almaktadır arkadaşlar. Yani şuradaki sürtünme kuvvetinin maksimum değeri K 2M çarpı C'dir. O halde arkadaşlar buradaki 3M kütleli cismin kazanacağı ivmenin en büyük değeri Fs bölü 3M yani 2KMG bölü 3M diyelim. M'ler giderse arkadaşlar görüldüğü gibi ivmemizi bulmuş olduk. Burada arkadaşlar ortak hareket ettiğinde işte ivmenin en büyük değeri ortak hareket etme durumundaki ivmenin en büyük değeri budur. Çünkü arkadaşlar 3M kütleli cisme etki eden kuvvetin en büyük değeri bu sürtünme kuvvetinin maksimum değeridir. O halde arkadaşlar F eşittir M toplam çarpı M toplam çarpı A. O halde 5M çarpı 2 bölü 3 KG görüldüğü gibi 10 bölü 3 Diyarbakır. Sürtünme katsayısı 0,5 olan yatay düzlem üzerinde durmakta olan 4 kilogram kütleli cisme yatay doğrultuda zıt yönde F1 F2 kuvvetleri aynı anda şekildeki gibi etki ediyor, uygulanıyor. Buna göre aşağıdaki ifadelerden hangileri doğrudur? Arkadaşlar bu iki kuvvetin bileşkesi yani net kuvvetimiz görüldüğü gibi sağa doğru ve 10 Newton'dur. İşte arkadaşlar F1 artı F2'nin büyüklüğü nedir? 10 Newton'dur. Peki arkadaşlar burada cisme etki eden sürtünme kuvvetinin maksimum değeri nasıl buluyorsunuz? KMG ile buluyorsunuz. O da 0,5 1 bölü 2 çarpı 4 çarpı 10 20'dir. Arkadaşlar etki eden kuvvet görüldüğü gibi sürtünme kuvvetinin maksimum değerinden küçük olduğu için cisim hareket etmez. Doğrudur.
F1 artı F2'den büyüktür. Ney? Sürtünme kuvveti. Hayır arkadaşlar, eğer cisim duruyorsa bu yönde siz net kuvvet 10 Newton uyguladınız. Fakat cisim hareket etmiyor. O halde sürtünme kuvvetimizde zıt yönde 10 Newton olmalıdır. Yani sürtünme kuvveti şu anda 20 Newton değildir. Bunun grafiğinin de arkadaşlar şöyle olduğunu biliyorsunuz. Cisme etki eden sürtünme kuvvetinin uygulanan kuvvete bağlı grafiği. İşte arkadaşlar şu 20 olduğunda 20 olacaktır. 10 olduğunda da 10 olacaktır. 0 olduğunda da 0 olacaktır. Cevabımız zaten arkadaşlar hareket etmediği için ivme sıfırdır. Hareket yok. Dolayısıyla yalnız 2 Balıkesir. Burada da yine arkadaşlar yanlış bir cevap verilmiş. Bundan önceki soruda da dediğim gibi arkadaşlar ya bunları karıştırmışlar vesaire bir şeyler olmuş. Biz bildiğimiz gibi çözüyoruz. Siz de arkadaşlar araştırın. Yanlış bir şey olursa da yine paylaşırız, düzeltmeye çalışırız. Ağırlığı önemsiz ipe asılan K cismi F kuvvetiyle şekildeki gibi dengelenmiştir. Buna göre K cisminin ağırlığı aşağıdakilerden hangisidir? Sistem dengede olduğuna göre arkadaşlar toplam kuvvet eşittir 0. Bu ne demek? Toplam Fx eşittir 0. Bu ipteki gerilmeyi arkadaşlar T diyelim. Bir ipin her noktasına gerilme aynıdır. Şu noktada arkadaşlar sola doğru çeken kuvvet görüldüğü gibi T çarpı sinüs alfa, çünkü karşısını buluyoruz. Yukarı doğru T çarpı kosinüs alfa, çünkü komşuyu buluyoruz. Şuradan da baktığınız arkadaşlar şu alfa açısı komşuyu buluyoruz. Ve dolayısıyla kosinüs alfa yukarı doğru, aşağı doğru cismin ağırlığı P. Sağa doğru F, sola doğru T çarpı sinüs alfaya eşit. Burada arkadaşlar yerine yazalım. T yerine ne yazıyorum? F bölü sinüs alfa. O halde F bölü sinüs alfa çarpı kosinüs alfa eşittir P yazdık. Kosinüs bölü sinüs nedir arkadaşlar? Kotenjanttır. Sinüs bölü kosinüs tanjant. Tam tersi kotenjant. O halde F buradan arkadaşlar ne diyor? K cisminin ağırlığı P eşittir F bölü kotenjant alfa diyoruz. Arkadaşlar P eşittir F çarpı kotenjant alfa bölü değil. Görüldüğü gibi cevabımız Adıyaman diyoruz. M kütleli bir cisim sürtünmesi önemsiz ortamda L noktasından bırakılıyor. K referans noktası olduğuna göre aşağıdaki ifadelerden hangileri doğrudur? Arkadaşlar demek ki bu nokta referans noktası, burayı sıfır alıyoruz. O da bu noktanın yüksekliği sıfırsa buraya arkadaşlar yüksekliği ne olur? L noktasının şu anda referans noktasına göre yüksekliği H olur. Potansiyel enerjisi aynı zamanda mekanik enerjisi de MGH'tır. Doğru. Cismin K noktasında kinetik enerjisi potansiyel enerjisine eşittir. Burada referans olduğu için arkadaşlar bu noktada potansiyel enerji nedir? Sıfırdır. Çünkü arkadaşlar burayı referans noktası alıyoruz. Buraya göre yüksekliği sıfır. Eğer burayı almış olsaydık arkadaşlar yüksekliği H olurdu. 2 doğru olurdu. Demek ki yanlış. Cisim M noktasına ulaştığında kinetik enerjisi maksimum, potansiyel enerji sıfır değildir. Bu nokta sıfır olduğu için buranın yüksekliği arkadaşlar eksi H. Şu ise artı H'tır. Bu noktadaki potansiyel enerjimiz MGH. Bu noktadaki potansiyel enerjimiz eksi MGH. Kuyu gibi düşünebilirsiniz sevgili arkadaşlar. Şöyle düşünün. Şu kuyunun üzerinden H kadar yükseklik. Kuyunun derinliği de H ise bunu eksi H'la belirtiyorsunuz. Bu noktada yere göre bakın arkadaşlar, referans noktamız potansiyel sıfır. Burada ise eksi MGH, cevabımız Adıyaman diyoruz. Düzgün bir manyetik alanı alfa açısıyla giren ağırlığı ihmal edilen yüklü parçacığın hareketiyle ilgili olarak aşağıdaki ifadelerden hangileri doğrudur? Alfa açısı 0 ise parçacık düzgün doğrusal hareket yapar. Etki eden kuvvetimiz, manyetik kuvvetimiz arkadaşlar bis kuvi çarpı sinüs alfa. Açı 0 ise sinüs 0 0, etki eden kuvvet 0 olduğu için ne yapacaktır? Düzgün doğrusal hareket yapacaktır. Alfa açısı 45 derece ise
arkadaşlar helissel hareket yapar. Şöyle bir manyetik alan düşünelim arkadaşlar. Şu şekilde parçacığın V hızıyla girdiğini düşünelim. Bu arkadaşlar V hızının yatay ve düşey. İşte arkadaşlar şu manyetik alanla aynı yönde olan bileşene bir kuvvet etki etmezken şu manyetik alana dik olan kuvvet, bakın arkadaşlar şu manyetik alana dik olan kuvvete QVB çarpı sinüs 91 etki eden kuvvet QVB. Bu da ne yapacaktır? Dairesel hareket yaptıracaktır ve aynı zamanda sağa doğru ilerleyecektir. Bundan dolayı arkadaşlar parçacık şu noktadan itibaren şöyle helissel bir yol, spiral bir yol izleyecektir. Eğer arkadaşlar alfa açısı 90 derece ise bunu da şöyle gösterelim. Bakın burada sayfa düzlemine dik içe doğru bir manyetik alanımız olsun arkadaşlar. Eğer şöyle girdiği zaman parçacığımız ve hızıyla 4 parmak manyetik alanın yönünü, baş parmak hızın, avuç içi ise kuvvetin yönünü gösterir. Yani şöyle dairesel veya çembersel bir yörünge izler. Etki eden kuvvet her zaman sağ el kuralıyla hıza dik olduğundan dolayı çembersel hareket yapar. Cevabımız Diyarbakır. Kenar uzunlukları verilmiş. Şekil 1'deki 50 kilogram kütleli homojen bloğu şekil 2'deki duruma getirdiğimizde bloğun potansiyel enerjisindeki değişim kaç joule olur? Arkadaşlar görüldüğü gibi yerden yüksekliği 3 metre iken yerden yüksekliği ne yapacaktır? 5 metre olacaktır. Burada yapılan iş cismin potansiyel enerjisindeki değişim. Bu da eşittir mg delta h. Yani 50 çarpı 10, 500 çarpı 5 eksi 3, 2, 500 çarpı 2, 1000 joule diyebiliriz. Bunu arkadaşlar şöyle de hesaplayabilirsiniz. Buradaki potansiyel enerjimiz mgh, yani 500 çarpı 3, 1500. Burada ise arkadaşlar mg çarpı 5, yani 500 çarpı 5, 2500. 2500'den 1500 çarptığımızda sonuç yine bu olacaktır. Bu daha pratik bir yöntem diyoruz. Sürtünmez yatay düzlemde 10 metre bölü saniyelik sabit hızla hareket etmekte olan K cismi bir iç patlama sonucu şekildeki gibi L, M ve N parçalarına ayrılıyor. L ve M'nin hızları verildiğine göre N'nin hızıyla ilgili olarak aşağıdakilerden hangileri doğrudur? Sevgili arkadaşlar burada momentumun korunumunu uygulamamız gerekiyor. Dışarıdan etki eden kuvvetler olmadığına göre veya kuvvetlerin bileşkesi sıfırda olabilir. P ilk eşittir P son. Bu da eşittir arkadaşlar. Tabii ki sıfır değil. Çünkü ilk durumda bir momentumumuz var. Bu momentumun yatay ve düşey bileşenine bakalım. 1500 çarpı 8 ve aşağı doğru 1500 çarpı sinüs 37 6 diyoruz. 10 çarpı arkadaşlar görüldüğü gibi sinüs 37. Burası da 10 çarpı sinüs kosinüs 37 yani 8. O halde arkadaşlar ilk durumda ve son durumda hem düşeydeki hem yataydaki momentum korunmalıdır. Burada 400 gram, 600 gram, 1000 gram geriye ne kaldı? 500 gram kaldı. O halde eşittir 500 çarpı Vx diyoruz N'nin son hızına. Sadeleştiriyoruz. 3, 3 kere 8 24. Hızın artı x yöndeki bileşeni evet 24. Şimdi arkadaşlar son durumda ve ilk durumda düşeydeki momentumlarını birbirine eşitliyoruz. 1500 çarpı 6 eşittir aşağı doğru 600 çarpı 10. O zaman aşağı ne yapacağız? Eksi alacağız. O halde bu cisim de arkadaşlar ne yapacaktır? Yukarı doğru hareket edecektir veya aşağı doğru. Şimdi ona da bakacağız. O halde ilk durumdaki momentumumuz arkadaşlar aşağıyı negatif almışsak bu da ne olmalıdır? Negatif olmalıdır. Eksi 1500 çarpı 6 eşittir aşağı doğru 600 çarpı 10. 600 çarpı 10 tabii ki eksi diyoruz. Yukarı doğru artı 400 çarpı 5. 400 çarpı 5 artı 500 çarpı V diyoruz. Bu arkadaşlar ne yaptı? Eksi 6000, bu 2000, eksi 4000 görüldüğü gibi. Bu ise arkadaşlar ne yaptı? Eksi
9.000 artı 4.000 olarak geçer. O da eksi 5.000 olacaktır. Bu durumda V eşittir eksi 10, yani aşağı doğru gittiğini bize söylüyor. O halde hızımız aşağı doğru 10'dur. Yani hızın y bileşeni artı y yönünde değil, eksi y yönünde görüldüğü gibi arkadaşlar. Çünkü eksi demiştik aşağı doğru. Hızı 26 metre bölü saniyedir. Hızın büyüklüğü, evet, 5, 12, 13 arkadaşlar. Yatay hızımız 24. Düşey hızımız 10. Pisagor amca teoreminden 5, 12, 13, 10, 24, 26. O halde cevabımız 1 ve 3 Balıkesir. Sürtünme katsayısı 0,5 olan yatay düzlem üzerinde bulunan şekildeki K cismine F kuvveti 5 saniye süreyle etki ediyor. Buna göre K'da oluşan momentum değişimi kaç kilogram metre bölü saniyedir? Hemen arkadaşlar yatay ve düşey bileşenlerine bakıyoruz. 20 çarpı kosinüs 53 0,6 12, 20 çarpı sinüs 53 0,6 16. Arkadaşlar Fs eşittir K çarpı N diyoruz. K dediğimiz 0,5 1 bölü 2. N dediğimiz aşağı doğru 20 eksi 16 4. O halde sürtünme kuvvetimiz 2 Newton. Cisme etki eden net kuvvetimiz 12 eksi sürtünme kuvvetimiz 2. Ne yaptı? 10 yaptı. Cisme uygulanan itme 10 çarpı 5 eşittir 50. Bu da cismin momentum değişimine eşittir. Bize sorulan bu. Cevabımız Ceyhan. Gezegenlerin Güneş sistemindeki hareketleri için aşağıdakilerden hangisi yanlıştır? Güneş'e yaklaştıkça gezegenin hızı artar. Bu kesinlikle doğrudur sevgili arkadaşlar. Çünkü çekim kuvvetini dengelemek için merkezcil kuvvetini yapması gerekiyor, artması gerekiyor. O halde gezegen Güneş'e yaklaştıkça hızlanır, uzaklaştıkça hızı azalır. Gezegenlerin ortalama yörünge yarıçaplarının küpü periyotların karesine oranı sabittir. Bu da arkadaşlar periyotlar kanunu, r küp bölü t kare eşittir sabit olduğunu biliyoruz. Kepler kanunlarından biri. Bu da doğrudur. Gezegenin konumuna göre Güneş'in çekim kuvveti değişir. Mutlaka ki, çünkü çekim kuvveti F eşittir G evrensel çekim sabiti M1 çarpı M2 bölü D kareye göre değişmektedir. Bu da doğrudur. Bir gezegeni Güneş'e birleştiren yarıçap vektörü eşit zaman aralıklarında eşit alanlar taraması gerekir. İşte farklı dediği için yanlış olan Diyarbakır diyoruz. Dengede olan şekillerdeki sistemler aynı büyüklükteki F kuvvetleriyle çekilip bırakıldıklarından sonra salınım hareketi yapıyor. Şekil 1'deki sistem periyodu T1, şekildeki sistem periyodu T2 olduğuna göre T1 bölü T2 nedir? Bunun için arkadaşlar kuvvetlerin aynı olmasına gerek yok, genliklerin aynı olmasına gerek yok. Periyodumuz tam ek, 2 pi kök M bölü keş diyelim eğer birden fazla arkadaşlar yay varsa. Evet, bunlar paralel olduğu için 2K, 2K ile K seri olduğu için çarpımları bölü toplamları arkadaşlar 2K bölü 3 diyoruz. Burada ise arkadaşlar görüldüğü gibi önce bu ikisi seri oldu. K bölü 2 diyoruz. Sonra arkadaşlar bunlar paralel olduğu için çarpımları bölü toplamları çarpıyoruz arkadaşlar. K çarpı K bölü 2 bölü topluyoruz. 3K bölü 2. Şunların biri sadeleşiyor. Şu da sadeleşiyor. Geriye ne kaldı sevgili dostlar? K bölü 3 kaldı. Zaten 2 piler sadeleşiyor. O halde T1 bölü T2 diyoruz. Birinciyi aynen yazıyoruz sevgili arkadaşlar. M bölü ne diyoruz? 2K bölü 3. İkinciyi ters çevirip çarpıyoruz. K bölü 3 bölü 2M. Yani T2 eşittir arkadaşlar. Kök içerisinde 2M bölü K bölü 3. O da eşittir 6M bölü K. Bunu böldüğümüzde ters çevirip çarpıyoruz. K bölü 6M diyoruz.
Şuradaki m'lerin gittiğini görüyor muyuz? Evet. 6'yı 3'e böldüğümüzde 2 midir? Bu ikiler de gitti mi? K'lar da gitti mi? Arkadaşlar cevabımızın burada 1 olması gerekiyor ama olmadı. Bir bakalım. Sevgili arkadaşlar şurada K bölü 2 ile K paralel iken toplamamız gereken yanlışlık yaptık. Evet şimdi düzeltiyoruz arkadaşlar. Topluyoruz K artı K bölü 2, 3K bölü 2. Evet T2'yi bulduk. Şimdi arkadaşlar T1'i zaten bulmuştuk. T1 bölü T2 birinciyi aynen yazıyorum. 3M bölü 2K. İkinciyi ters çevirip çarpıyoruz. K'lar gidiyor, gidiyor, gidiyor. Bu da arkadaşlar 3 bölü 4 kök dışına çıkar. Kök 2. Kök 2 ile çarptığımız zaman arkadaşlar 3 kök 2 bölü 4 cevabımız Ceyhan. Artı yüklü özdeş cisimler şekildeki gibi dengededir. Sarkaçtaki yalıtkan iplerin boyu 2 katına çıkardığımızda alfa D ve iplerdeki T gerilmeleri nasıl değişir? Sevgili arkadaşlar, şuradaki açının yarısına beta diyelim. Burada arkadaşlar görüldüğü gibi dengenin şartını şöyle aldığımızda arkadaşlar 3 kuvvet bir noktada kesişiyor. Aşağı doğru MG diyoruz. Bu açı beta olmaktadır. Görüldüğü gibi arkadaşlar tanjant beta eşittir karşı dik kenar bölü komşu dik kenar. Buradaki arkadaşlar ipin boyunu 2 katına çıkarttığımızı düşünelim. Artırdığımızı düşünelim arkadaşlar. Zaten bu şekilde kalmayacağı kesin. Çünkü F kuvveti arkadaşlar bunu ne yapamayacaktır? Dengeleyemeyecektir. Dolayısıyla arkadaşlar dengeleyemediği için buradaki açı küçülecektir. Açı küçülmüşse arkadaşlar tanjantı da küçülmüştür. MG sabit olduğuna göre F'in küçülmesi gerek. F'in küçülmesi için arkadaşlar F eşittir K Q1 çarpı Q2 bölü D kare. F'in küçülmesi için D'nin artması gerekir. O halde arkadaşlar şunları zaten eledik. Azalacak. Şu değişmez de elediğimizde cevabımız Adıyaman. Çünkü arkadaşlar T kare eşittir. F kare artı G kareden bulacağız. G sabit. F azaldığına göre T de azalacak. Bakın şurada arkadaşlar F, MG dediğimiz G cismin ağırlığı ve ipteki gerilme Pisagor amca teoreminden aradaki açı 90 derece olduğu için F kare artı G kare eşittir T kare Adıyaman. Artı yüklü özdeş K ve L küreleri ağırlığı önemsiz yalıtkan iplerle şekildeki gibi bağlanmış ve sistem dengededir. K'nın yükü 2 katına çıkartılırsa T1 ve T2 gerilme kuvvetleri nasıl değişir? Bunlar aynı cins yüklü olduğu için görüldüğü birbirini itecektir arkadaşlar. T1 her zaman bu ikisinin ağırlığı olan 2G'ye eşittir. F'e bağlı değildir. Demek ki T1 değişmeyecek diyoruz. Görüldüğü gibi T2 eşittir G artı F. Yüklerden biri veya ikisi fark etmez. Artarsa F kuvveti artar. F kuvveti artarsa T2 artar. Cevabımız Diyarbakır. Yüklü K, L ve M cisimleri şekildeki gibi yerleştirilmiştir. L'ye etki eden toplam elektriksel kuvvet 0 ise cisimlerin yükleri için aşağıdakilerden hangisi doğrudur? Basit bir elektrostatik elektriksel kuvvet sorusu sevgili arkadaşlar. Şimdi K ve M'nin L'ye uyguladığı kuvvetlerin büyüklükleri eşit ve zıt yönlü olmalıdır. Eğer K L'yi itiyorsa M de L'yi itiyordur. Aynı büyüklük kuvvetle veya K L'yi çekiyorsa M de L'yi çekiyordur. Mutlaka K ve M arkadaşlar aynı cins olmalıdır. Artı artı, eksi eksi, eksi eksi, artı artı. Ve arkadaşlar uygulanan kuvvet uzaklığın karesiyle ters orantılı olduğu için 1'in karesi 1, o halde Q, 2'nin karesi 4, 4Q olmalıdır. Yani 1'e 4 olmalıdır. Bu da D şıkkında verilmektedir. Bakın arkadaşlar K, QK çarpı QL bölü D kare eşittir K, QM çarpı QL bölü 2D'nin karesi 4, D kare. Sevgili arkadaşlar burada bakın QL'ler sadeleştiğinden dolayı QL'nin yükü ne olursa olsun hiç önemli değil. Zaten L'nin yükünü, büyüklüğü ve işareti hakkında kesin bir şey söyleyemeyiz. Buradaki K'lar da sadeleşti. Sadeleşti. Görüldüğü gibi
QM, QK'nın 4 katı Diyarbakır diyoruz. Şekildeki devre parçasında galvanometre sıfır değerini gösterdiğine göre kale arasındaki eşdeğer direnç ne olur? Bundan önceki arkadaşlar deneme ve testlerde de çözdük. Bu Weston köprüsünün en basit durumu karşılıklı dirençlerin çarpımları eşit ise ortadaki 5. dirençten veya galvanometreden akım geçmez. 4x eşittir 16. O halde arkadaşlar cevabımız ne olacaktır? Şurada pardon arkadaşlar 8 çarpı 2x eşittir 4x çarpı x. Ben şunu da arkadaşlar r olarak aldım. Şuradaki x'lerden biri sadeleşiyor. Şurası 4'e böldüğümüzde 2 yine 2 kere 2 4. Cevabımız Bursa diyoruz. Şekildeki devrede kale noktalar arasındaki potansiyel fark nedir? Arkadaşlar bu tür sorularda öncelikle akımın büyüklüğünü ve yönünü bulmamız gerekiyor. Görüldüğü gibi arkadaşlar artı artı düz bağlı 60. Bu ise arkadaşlar artı artıya bağlı olduğu için zıt bağlı. O halde 60'tan 30'u çıkarttığımızda 30. Ve arkadaşlar büyük olanlar sola doğru akım verdiği için devreden geçen akımın yönünü bu şekilde belirtiyoruz. İ eşittir 40 artı 20 60 eksi 30 30 bölü eşdeğer direncimiz 1 4 daha 5 1 daha 6 1 daha 7 3 daha 10 cevap bölü arkadaşlar akımı 3 bulduk. Kale arasındaki potansiyel fark toplam epsilon eksi toplam i çarpı r'den buluyoruz. Arkadaşlar bakın burada l'den k'ya doğru gidiyoruz. vl eksi vk buradan buraya gitmiş olalım. Zaten bize arkadaşlar sadece büyüklüğünü soruyor. Diğer yöne gitsek eksi buluruz. Bir yöne gitsek artı buluruz. Şimdi arkadaşlar v kale eşittir vl eksi vk. Görüldüğü gibi arkadaşlar l'den k'ya doğru gidiyorum. Artı 20 eksi akımla aynı yönde gittiğim için parantezin içi artı olacak. 1 çarpı 3, 3 olacak. 20 eksi 3 cevabımız 17 Balıkesir diyoruz. Tabi arkadaşlar burada VLK'yı bulmuş olduk sevgili dostlar. VLK'yı bulmuş olduk. Eğer VKL deseydik K'dan L'ye doğru giderdik arkadaşlar. O zaman da eksi 17 bulurduk diyoruz. Bir kondansatör üretece bağlı iken levhalar arasındaki uzaklık arttırılır veya azaltılırsa ifadelerinden hangileri doğru olur? Arkadaşlar kondansatörü üretece bağladığımız zaman bağlı iken arkadaşlar potansiyeli kim belirliyor? Üreteç belirliyor. Dolayısıyla uçlar arasındaki potansiyel fark sabittir. 2 kesinlikle doğrudur. Sıgası kesinlikle değişir. Q eşittir. CV'yi düşünün arkadaşlar. V sabittir. C artar veya azalır. Artarsa artar, azalırsa azalır. Yani yük sabit kalmaz. Cevabımız Ceyhan. Aşağıdakilerden hangisi alternatif akım için yanlış bir ifadedir? Arkadaşlar alternatif akım yönü ve değeri sürekli değişen bir akımdır. E eşittir E max çarpı sinüs W T ile ya da N BA W sinüs W T ile verilen genel bir ifadedir. Sinüzoidal bir grafiği vardır. Yönü ve değeri sürekli değişir. Zamanla çok hızlı bir değişen akımdır. Doğrudur. Akımın yönü sabit olmadığından alternatif akımla elektroliz yapılamaz. Doğrudur. Alternatif akımın olduğu her yerde indüksiyon akımı vardır. Doğrudur. Zaten arkadaşlar meydana gelen alternatif akım indüksiyon akımının özel bir halidir. Eksi delta fi bölü delta t'den bulunmaktadır. Demek ki cevabımız Diyarbakır. Bakalım. Bir dirençte oluşan ısı akımın yönüne bağlı olduğundan işte bu yanlış bir ifadedir. Isı araçlarında doğru akım yerine alternatif akım kullanılmaz. Yanlıştır. Evlerde kullandığımız arkadaşlar ısıtıcı kettle alternatif akımla çalışmaktadır. Arkadaşlar yani rezistanstır. Bir rezistans direnç demektir. Direncin alternatif akıma ve doğru akıma karşı gösterdiği tepki
aynıdır sevgili arkadaşlar. Oluşan ısı akımın yönüne bağlı değildir. Kütlesi 2 çarpı 10 üzeri eksi 2 kilogram ve yükü 10 kulomb olan bir parçacık iletken düzlem ve debar arasına şekildeki gibi serbest bırakılıyor. Bu parçacığın K noktasındaki hızı kaç metre bölü saniyedir? Sevgili arkadaşlar, yapılan iş F çarpı X, bu da cismin kinetik enerjisindeki değişime eşittir. 1 bölü K mv kare. Yapılan iş QV bölü D'dir. Q çarpı E. E de zaten arkadaşlar V bölü D malumunuz. Çarpı X eşittir 1 bölü 2 mv kare diyoruz. Yükümüz neymiş arkadaşlar? 10 çarpı 600 bölü 12 çarpı 5. Bu santimetreleri metrelere çevirsek arkadaşlar aynı olacak. Çünkü burada görüldüğü gibi santimetreler olursa metreler olursa sadeleşiyor. Eşittir 1 bölü 2 m dediğimiz 2 çarpı 10 üzeri eksi 2 kilogram. Evet, direkt kilogram verilmiş. Çarpı v kare sadeleşti mi? Evet. Şunu arkadaşlar sadeleştirdiğimizde nedir? 6'ya böl 100, 6'ya böl 2, 2'ye böl 50, 500, 2500. Bu durumda arkadaşlar burada 500 çarpı 5, 2500 v kare eşittir 2500 çarpı, bu da 10 üzeri 2'dir. Buradan v eşittir arkadaşlar, iki tarafın kare kökünü aldığımızda 5, 10 üzeri 4 de 10 üzeri 2 olarak çıkar. Yani 500 metre bölü saniye bulunur. Yeterince uzun ve birbirine paralel şekildeki tellerden 9 amper ve 6 amperlik akımlar geçiyor. Buna göre her iki tele eşit uzaklıkta bulunan K noktasındaki manyetik alan büyüklüğü kaç Weber bölü metre karedir? Sevgili arkadaşlar, Sağlık kuralından bu telin burada oluşturduğu manyetik alan içe doğru, bu telin oluşturduğu manyetik alan ise dışa doğru olduğu görülmektedir. O halde 9 daha büyük olduğu için B1, B2 diyelim. Buradaki arkadaşlar bileşke manyetik alanımız B1 eksi B2 ile bulunur diyoruz. O halde şimdi arkadaşlar B1'i bulalım. B eşittir buradaki genel ifademiz K2i bölü D'den buluyoruz. B1 eşittir 10 üzeri eksi 7 çarpı 2 çarpı 9 bölü arkadaşlar 3 bölü 2. Bu da 3 oldu arkadaşlar. Çarptık 4, 12. 12 çarpı 10 üzeri eksi 7. B2'yi buluyoruz. 10 üzeri eksi 7 çarpı 2 çarpı 6 bölü 3 bölü 2. Sadeleştirdik arkadaşlar. Bu 2'dir. Çarptık. 4. 4 kere 2. 8. 8 çarpı 10 üzeri eksi 7. 12 çarpı 10 üzeri eksi 7'den 8 çarpı 10 üzeri eksi 7'yi çıkarıyoruz. 4 çarpı 10 üzeri eksi 7 Adıyaman. Aşağıdakilerden hangisi güç birimi değildir? Kulomb çarpı volt arkadaşlar joule'dur. Q çarpı V'nin joule olduğunu biliyorsunuz. Bölü T. Bu da bize güç birimini verecektir. Newton çarpı metre joule'dur. Joule bölü saniye de arkadaşlar yine bize güç birimi watt'ı verecektir. Joule çarpı amper bölü kulomb. Amper yerine arkadaşlar Q bölü T, yani kulomb bölü saniye yazıyorum. İşte kulomblar gider. Joule bölü saniye yine arkadaşlar bize güç birimi olan wattı verecektir. Burada görüldüğü gibi ilgisiz alakasız bir durum Diyarbakır diyoruz. Arkadaşlar bu soru görüldüğü gibi birbirine girmiş. Yukarıdaki biçimleri verilen dalgaların frekansları aynı olduğunu bilindiğine göre hızların büyüklüğü. Arkadaşlar eğer burada aynı ortamda aynı yay veya ip veya sicim üzerinde aynı ortamda üretilmişse frekansları, genlikleri ne olursa olsun hızları eşit olacaktır. Ki bu da sanki A şıkkında mı görülüyor? Bir yerde görülüyor ama sevgili arkadaşlar burada ne olursa olsun aynı ortamda ise hızları eşittir. Onun hakkında da bir bilgimiz yok. Dolayısıyla böyle bir soru geldi geçti. Işığın kırılması ile ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır? Evet arkadaşlar, şöyle normali çizin.
ve bir ışın buraya gönderin. Gelen ışın, eğer arkadaşlar farklı bir ortama geçiyor, N1, N2, eğer az yoğundan çok yoğuna geçiyorsa normale yaklaşır. Kırıcılık indisleri aynı ise kırılmadan yoluna devam eder. Eğer çok yoğundan az yoğuna geçiyorsa normalden uzaklaşarak diğer ortama geçebilir. Sınır açısıyla kırılabilir. İçten tam yansıma yapabilir. Gelen ışın, kırılan ışın ve normal aynı düzlemdedir. Bu doğrudur. Işınlar az yoğun ortamdan çok yoğun ortama geçerken çok yoğun zenginleşiyor. Zenginleştikçe normale daha yakın bir duruma geliyor. Gelme açısı büyüdüğünde kırılma açısı büyür arkadaşlar, küçülmez. Cevabımız Ceyhan. Yüzeye dek gelen ışın kırılmadan yoluna devam eder. Çünkü gelme açısı sıfırsa kırılma açısı sıfır. Sinüs arkadaşlar, N1 çarpı sinüs R eşittir N2 çarpı sinüs i. Gelme açısı büyürse kırılma açısı da büyür. Sinel kanunu gereği diyoruz. Şekildeki KBL kürelerinin merkezinde ışık şiddetleri 3 I ve I olan noktasal ışık kaynakları vardır. Buna göre kürelerin yüzeylerinden geçen ışık akılarının oranı nedir? Sevgili arkadaşlarım, ışık akısı 4 pi I olup R'ye bağlı değildir. Zaten 4 pi de görüldüğü gibi sadeleşir. 3 I bölü I, cevabımız Ceyhan. Şekildeki K noktasındaki göz sabit süratli X cismin aynadaki görüntüsünü kök 2 bölü 2 saniye gördüğüne göre aynı süratle giden Y cisminin aynadaki görüntüsünü kaç saniye görür? Bölmeler arası uzaklık eşit. Şimdi arkadaşlar görüş alanını çizelim. Görüldüğü gibi şu noktaya çizdi. Kendi üzerinden yansıdı. Burada arkadaşlar bakın yollarından, pratik yollarından biri şudur. Normale dik gel, geldiğin kadar git. Zaten arkadaşlar şuradan gönderdiğimizde aynı açıyla yansıyacak. 2'ye 1, 2'ye 1, 2'ye 1, 2'ye 1 şeklinde gidiyor sevgili arkadaşlar. Hızımızın büyüklüğü yani süratimiz her iki durumda da V'dir. Bu arkadaşlar aldığı yol 1, 2, 3, 4, 5. 5 eşittir V çarpı süremiz ne? Kök 2 bölü 2. Şimdi arkadaşlar şunun aldığı yola bakınız. Şunun aldığı yola bakınız. Şurası arkadaşlar 5, 5, 5 kök 2. 2, 4, 5. 2, 4, 5. Aldığı yol 5 kök 2 eşittir. V çarpı T diyorum. V'ler gidiyor, 5'ler gidiyor. Köküyle çarptığımızda T eşittir. Kök 2 çarpı kök 2 2'dir. 2 bölü 2. 1 saniye Adıyaman. Bir çukur aynada oluşan görüntü aynadan 80 santimetre uzakta. Boyu cismin boyunun 4 katına eşit ve gerçektir. Aynanın odak uzaklığı kaç santimetredir? Sevgili arkadaşlar, mutlaka gerçek görüntü oluşuyorsa bu nedir arkadaşlar? Çukur aynadır. Ve boyu cismin boyundan daha büyükse arkadaşlar o halde cisim odakla merkez arasında, odakla merkez arasındaki cismin görüntüsü merkezin dışında ters gerçek ve cisimden daha büyük oluşacaktır. H'a 4H o halde dc bölü dg x arkadaşlar buranın da 4x olması gerekiyor ve bu uzaklık 80 demiş. Buradan x eşittir 20 diyoruz. 1 bölü f eşittir 1 bölü dc artı 1 bölü dg diyoruz. O da eşittir 1 bölü 20 artı 1 bölü 80 4 ile çarpıyoruz. 5 bölü 80 ters çevirirsek 80 bölü 5 16 Balıkesir. Aynanın arkasında 20 santimetre uzakta bulunan K sanal cisminin aynada oluşan görüntüsü ile arasındaki uzaklık kaç santimetredir? Sevgili arkadaşlar görüldüğü gibi burada sanal cisim 1 bölü F diyoruz sevgili arkadaşlar. 1 bölü F eşittir 1 bölü dc artı 1 bölü dg. Şimdi arkadaşlar baktığımızda buradaki cisim sanal olduğu için buraya ne yazmamız gerekiyor? Eksi yazmamız gerekiyor. Burada da arkadaşlar sonuç artı çıkarsa
görüntü gerçek, eksiz çıkarsa görüntü sanaldır. Sanal cismin arkadaşlar gerçek görüntüsünün oluşması gerekiyor. 1 bölü 15 eşittir. Eksi 1 bölü 20 artı 1 bölü dg diyoruz. İşte arkadaşlar sanal cismin gerçek görüntüsü oluşacak. Bunu buraya attığımızda 1 bölü dg eşittir. 1 bölü 15 artı 1 bölü 20 60'ta arkadaşlar eşitleyebiliriz. Sevgili arkadaşlar tabi bu ayna tümsek ayna olduğu için eksi 1 bölü f dememiz gerekiyor. Çünkü tümsek aynanın odağı aynanın arkasında olduğu için sanaldır. Buradan arkadaşlar 4 ile 3 ile çarptığımızda eksi 4 artı 3 1 yapar. Eksi 1 bölü 60. Bu durumda arkadaşlar dg eşittir. Eksi 60. Bu da ne demektir arkadaşlar? Şuralarda bakın şu aynadan 60. Yani oluşan görüntü şurada. Cevabımız 40 olacaktır Balıkesir. Kuantum sayılarının değerleri ile ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır? Yörünge açısal momentum kuantum sayısı yani arkadaşlar L sıfırdan n artı 1'e kadar değil n eksi 1'e kadardır. 0, 1, 2, nokta nokta n eksi 1. Spin manyetik kuantum sayısı eksi 1 ve artı 1 bölü 2'dir. Doğru. Evet. Açısal momentum manyetik kuantum sayısı arkadaşlar eksi L ile artı L. Baş kuantum sayısı da birden sonsuza kadar değerler alabilir. Cevabımız Adıyaman. İki farklı metal yüzeyden sökülen fotoelektronların maksimum kinetik enerjilerinin metaller üzerine gönderilen ışık frekansına bağlı değişim grafiği verilmiştir. Işınların enerjisi E1 eşittir 4E, E2 eşittir 21E'dir. Buna göre metal yüzeylerden sökülen fotoelektronların hızları. Arkadaşlar fotoelektrik denklemimiz E foton eşittir E0 artı E kinetik olduğunu biliyoruz. O halde ilk durumda kinetik enerjimiz E1 eşittir 4E eksi E. Diğer tarafa attık arkadaşlar. Bu da ne yaptı? 2E yaptı. E2 eşittir. Gönderdiğimiz foton enerjisi 21E. Bağlanma enerjimiz ise 3E. 21 eksi 3 ne yaptı arkadaşlar? 18 E yaptı. Bunların oranı, enerjilerin oranı 1 bölü 9. Kinetik enerjimiz de 1 bölü 2 m v1 kare bölü 1 bölü 2 m v2 kare. Zaten 1 bölü 2'ler m'ler aynı. 1 bölü 9 her iki tarafın kare kökünü aldığımızda 1 bölü 3 Ceyhan. Aşağıdakilerden hangileri lazerin kullanım alanları içine girer? Arkadaşlar izotop ayrımları ve retinaların yapıştırılmasını arkadaşlar baktığım kadarıyla var. Bu reflektörler de arkadaşlar yansıtıcı fotoğrafta tabi daha farklı fakat böyle arkadaşlar trafikte yansıtıcı olarak kullanılmakta. Şöyle genelde üçgen şeklinde arkadaşlar bunun içerisinde ışık geldiğinde atomu uyarıyor arkadaşlar. Tekrar o atom eski haline gelirken ne yapıyor? Etrafa foton yayıyor ve bu şekilde oradan yansıyan ışınları görüyoruz arkadaşlar. Bunun lazerle tam bir ilişkisini bulamadım. Tam olarak bilen arkadaş varsa yoruma yazabilir. Ben 1 ve 2 diyorum. M kütleli bir taneciğin de Broglie dalga boyu olduğuna göre kinetik enerjisi aşağıdakilerden hangisidir? Sevgili arkadaşlar, kinetik enerjisi P kare bölü 2 M'den bulunabilir. Burada arkadaşlar P eşittir H bölü Lambda. Buna benzer bir soru bundan önceki herhalde testlerde çözdük arkadaşlar. Şimdi H'ı şuna böldüğümüzde ters çevirip çarpıyoruz arkadaşlar. H bölü köküş bölü 2 H bölü MC diyoruz. Sadeleşiyor. 2 bölü köküç MC. O halde arkadaşlar karesini alıyoruz. 4 bölü 3 M kare C kare bölü ne diyoruz arkadaşlar? 2M. O halde görüldüğü gibi M'ler de gidiyor sevgili arkadaşlar. Şu ikiler de sadeleşiyor. 2 bölü 3 MC kare. 2 bölü 3 MC kare Adıyaman. Einstein'ın görelilik ilkesine göre ışık hızına yakın bir hızla hareket eden bir sistem ya da cisimde aşağıdakilerden hangisi gözlenmez? Zaman genişlemesi gözlenir.
Mekanik enerji arkadaşlar korunmaz. Kütle artması olmaz. Uzunluk büzülmesi olmaz. Bu da arkadaşlar iki tane yanlış cevap var. Bundan önceki testimizde de çözmüştük. Bu eski bir soru arkadaşlar. Eski sistemde arkadaşlar kütlenin şu şekilde arttığı. Fakat arkadaşlar artık kütlenin değişmediğini çözmüş olduğumuz 2013 mü 2016 arkadaşlar ÖABT testlerinde de gördük arkadaşlar. Uzunlukta büzülme meydana gelir. Kütle artmaz. Mekanik enerji korunmaz arkadaşlar. Kütle değişmez diyoruz. Burada iki tane doğru cevap var. Fakat arkadaşlar dediğimiz gibi eski sistemde cisim ışık hızına yaklaştıkça kütle artıyordu. Şu anda arkadaşlar kabul edilen kütle değişmiyor. Sabit diyoruz. Enerji ise artıyor. Bundan önce çözdüğümüz soruya dikkat edin. Gama m c kare. M sabit arkadaşlar. Bunu değişmez olarak alalım. Mekanik enerji korunmaz. Bursa diyelim. Sevgili dostlar bir daha görüşünceye kadar kendinize çok ama çok iyi bakın. Hoşça kalın. Modern Fizik Kolik'te kalın. Videolarımızı beğenmeyi, abone olmayı ve bütün insanlığa duyurmayı unutmayın.